Merhaba arkadaşlar, PES birliğine hoş geldiniz. Yepyeni bir online maçla karşınızdayım arkadaşlar. Güçlü bir kadroyla online maça çıkacağız. Hemen rakip aramaya koyulalım. Rakip arkadaşımız geldi. Galatasaray takımını seçmiş bir arkadaşımız. Hemen form durumuna bakalım. Yedekler Mbappe çok iyi gelmiş. Onu hemen alalım. Luis Diaz da gelmiş. Onu da Neymar'la yer değiştirelim. Böyle kalsın şimdilik. İkinci yarı hamle yaparız. Rakibe bakalım. Rakipte ne kadar yüzlük futbolcu var. Yüzlük futbolcular dikkatimi çekti. Takım gücü de 5068. Galatasaray takımı seçili. Menajeri de Fatih Terim. Maça Mbappe ile başladık. Rakip arkadaş bir an başlamadı. Ben de o yüzden ileri gitmedim. Klasik santra taktiğini yapmadık. Yukarı dönelim. Tekrardan Luis Diaz'ın koşusunu atmak istedik. Alexander Arnold girdi araya. Luis Diaz. Ver Rashford'a. Kevin De Bruyne de iyi pas atsın diye koyduk oraya. Daha maçın başında kötü pas attı. Kaleci çıkmış. Ceza sahası dışından falsomuz. Kaleci çıkmıştı. Niye çıktı rakip arkadaş? Niye kaleciyi çıkardı? Ben de anlamadım. Boş kaleyi Luis Diaz'la tamamladık. Çok değişik bir gol oldu. Rashford uzaklardan Rashford'la denesek. Çok kötü vurdu. Yani bu kadar kötü bir vuruş beklemiyordum kendisinden. Kaleye bile isabeti sağlayamadı. Rakip arkadaşının da kaleciyi çıkarması sürpriz oldu. Yanlışlıkla mı çıkardı yoksa? Yani herhalde yanlışlıkla olmuştur. Geçer mi? Son anda Delit girdi araya. Kenara doğru uzun topu. Bu yol müdahale edemedi. Ortası. Ortada kaldı top. Yine rakipte Davis. Wirt. Kaka. Mbappe sen hızlısındır. Koşu tuşu basmadı. Tuş basmadı. Koşmuyor. Yoksa biz o topu alıp kaleye gidecektik. Tuş basmadı. Alexander Arnold. Kaka maç öncesinde sanki yoktu. Demek ki rakipte Kaka da varmış. Benim dikkatimi çekmemişti Kaka. Belki de vardı. Benim dikkatimi çekmedi. Bir ara pası offside olmasın ama Davis çok hızlı. Vieira nasıl geldi oraya? Kaleci de çıkmadı. Kendi kalesine de olmadı. Şuna bir ayak. Davis riskli işler yaptı orada, kaptırmadı. İyi yüklendik rakip kaleye. Geçti pasımız. Patrick Vieira bir şeyler yap. Tek başına orada. İki kişinin arasından aldı topu. Top kazanma noktasında Patrick Vieira çok iyi bir futbolcu. Rashford'a doğru. Ver aşağı bir pas. Tek vuruş Mbappe. Rashford zaten aldı, at dedi. Mbappe için kolay bir gol oldu. Yerden yolladık köşeye. 2-0. Ama gol öncesi çok iyi yüklendik. Oyunu rakip alanı yıktık. Sağlı sollu geldik. Patrick Vieira iyi toplar kazandı. Mbappe'ye gelmedi Sergio Ramos. Rakipte Alexander Arnold. Ortaya döndü De Jong. Riskli paslar bir. Sola döndü Alphonso Davies. Cristiano Ronaldo. Çalım nerede? Puyol'a takıldı. Tecrübeli stoperimiz Puyol izin vermedi. Rashford. Offside. Nasıl offside? Ben Rashford geride zannetmiştim ama çok az bir farklı herhalde olsa. Biraz daha bastaydık da arkadakine mi bastaydık? O offside değildi. Yoksa iyi çıkmıştık. Alphonso Davies. Yerden pası. İlk yarı bitmeden bir gol daha. Belki de yiyeceğiz. Çok iyi gördü. Şut mu çekti, pas mı attı anlamadım ama çok kötü bir bitiriş oldu Ronaldo'dan. 2-0 ilk yarısı. 3-3 şutun ikisi isabetli, ikisi de gol oldu. İkinci yarıya Mbappe ile rakip arkadaş başladı. Bir De Jong. Kenardaki oyuncusu Alexander Arnold. Lionel Messi. Topu kaptık ama faul kararı. Topu alırken rakibe de birazcık vurdu. Umarız kart vermemiştir. Orada bir itiraz gibi bir şey oldu. Hani kartlık bir faul değildi bence ama kart vermiş. Savunma oyuncumuz kart gördü. Bir kontraya çıkabilir miyiz?
Yukarıdaki adamımız Forlan. Geç Forlan. Sergio Ramos'a takıldık. Ronaldo. De Jong oyunu yönünü değiştirdi. İsabetli pas. O nasıl döndü öyle? Çok çabuk döndü. Top çıkar mı? Aa, rakipten çıktı. Alexander Arnold'un kafasına vurdu. Hadi hadi Patrick Vieira. Çok geç attı. Yukarıda boş bir alan var. Çek. Hadi Beckham. Faul yok. Hadi kaptık. Çek aşağı. Geçtik. Hadi bayağı kalk. David Beckham yıkılma. David Beckham. Orada bir darbe yedi. Savruldu. Rakip de Mbappe ile şık bir hareket yaptı ama topu kaybetti. Luis Diaz, yukarıdaki oyuncumuz. Beckham. Sol ayak. Falso. Beckham. Bir Beckham klasiğe çok iyi vurdu. Sol ayağıyla falsoyu çok iyi yolladı. Bunu çok iyi yapıyor David Beckham. Sağ ayak sol ayak fark etmiyor. İki ayağıyla da çok etkili vuruşlar çıkarabilmekte. Sert falsoyu yolluyor. Kalecinin yapacak da bir şey yoktu. 3-0 öne geçirdi bizi. Rakip de bu arada tehlikeli geldi. Kaka, Messi. Dar açıdan çok iyi vuruş çıkaramadı. Zordu. Oyuncu değişikliği yapabiliriz. Zaten skor 3-0 olmuş. Şimdi biz birkaç hamle yapalım. Forvet'e Osimhen'i alalım. Aubameyang da var. Bir de Neymar'ı alabiliriz. Luis Diaz'ın yerine. İndir onu. Topun indiği yerde bizim oyuncumuz. Çek yukarı. Çok iyi. Osimhen. David Beckham'ın bu çekmelerini seviyorum. Hani o da bir çalım sayılır. Rakibi ekarte ediyor o şekilde. Bunu gayet güzel yapıyor. Osimhen'in de aşinalığı düşük. O yüzden kötü oynuyor. Ver pası. Döndük. Çek. Hadi be. Olmadı. İstediğimizi yapamadık. Tabii o hareketi yapamayınca da kontra yedik. Lionel Messi ile rakip arkadaş geldi. Kimpembe sarı kartı da var. İyi ayak koydu. Neymar. Bir çalım. Çok iyi geçtik. Neymar. Neymar. Faul da çıkmadı. Çok iyi getirdik oraya kadar ama. Rakipten de şık bir hareket. Offside yok. Harbiden offside yok. Mbappe. Kaleci çıkardığım an vurdu. Üstüne geldi. Kaleci kurtardı. Rakip de geçmezse bir bakalım. Geçti rakip arkadaş. Kalecinin üzerine vurdu. Köşeyi vurmadı. Çok net bir pozisyonu kaçırdı. Messi. Beckham. İndirirse kontra atak şansımız var. Aubameyang verdi. Kaç oradan? Aubameyang. Aubameyang. Kaleci çıktı. Yukarı. Kaleci de çıkmıştı artık. Çıkan kalecilerde genelde ben bazen bunu da yapıyorum. Topun yönünü değiştiriyorum. Boş kaleye yolluyorum. Çektik sağ zaten kaleci o an bir an kala kaldı. Yere de yatamaz. Geri de dönemez. Geri dönmeye çalışacak çünkü. Kurtarma şansı çok zordu. Rakip arkadaş da oyundan çıktı. Güzel goller oldu. Aubameyang'ın da aşinalığı düşüktü. Ben Osimhen ve Aubameyang'ı olabildiğince oyuna dahil ediyorum. Aşinalık kazansınlar diye. Özellikle de Osimhen çok düşük aşinalıkla geldi. 4 gollü farklı bir galibiyet oldu. İlk yarı çok az şut çekmiştik ama maç bir anda ikinci yarıda attığımız gollerle birlikte 4-0'a geldi. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız arkadaşlar. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.